doğduğumdan beri zamana bir ilgim var. Çok dakik olduğumu düşünüyorum. Başlangıçta özellikle pazarları ve antikacıları gezerek saat görünümünü ne bulduysam aldım. Sonra baktım ki iş biraz çöplüğe dönecek. Antika özelliği olan, bir anı barındıran saatlere yöneldim. Bugün 2000'i aşkın masa, kol, cep ve duvar saatine sahip oldum. Benim tespit edebildiğim kadarıyla elimdeki en eski parça 350 yıllık bir İngiliz yapımı cep saati. Napolyon dönemini görmüş, Birinci Dünya Savaşı'nı görmüş, İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş, bir sürü insanın duygularına hitap etmiş olması benim için ayrı bir önem taşıyor. Zaten saatin koleksiyonunu yapmamın altındaki temel neden de bu. Anılara sahip olmak, o anıları paylaşmak, onları biriktirmek. Manevi yönü en ağır olan parçam, Bünyamin Öztürk tarafından bana hediye edilen bir kol saati. Bana onu geçmiş olsun anısına göndermişti. Ben de aynı akşam kendisini aradım. Ben böyle ağır ve pahalı bir hediyeyi kabul edemem. Bunu sana geri iade edeceğim dedim. Ben kime emanet edeceğimi çok iyi biliyorum. Gözüm arkada kalmayacak demişti. 10 gün kadar sonra hastaneye yattığını duydum. Beyin tümörü teşhisi konulmuştu. Taburcu olduktan 10 gün sonra da evinde vefat etti. O nedenle onu burada gözüm gibi bakıyorum. Burası benim için meditasyon merkezi gibi. Günün neredeyse 1 saat, 1,5 saatini burada dinlenmek amaçlı olarak geçiriyorum. Ne iş yaparsanız yapın, bir şeyin hiç aralıksız süre gelmesinin bezginlik ve yılgınlık yapacağını düşünüyorum. O nedenle insanların belli aralıklarla kendilerine özel hayatlarında da yer ayırmaları, bir hobileri olması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey biriktirmek bazıları için çok itici geliyor. Daha önce birileri tarafından kullanılmış bir objeye sahip olmayı kesinlikle istemiyorlar. Oysa ben daha önce birileri tarafından kullanılmış, müdahil olmasam çöpe gidecek olarak hissettiğim şeyleri gelecek nesillere aktarmaktan hoşlanıyorum. Anıları biriktirmek ya da anıları paylaşmak da diyebilirsiniz. Bu hissetmekle ilgili. Bir de bu tür şeyler paylaştıkça çok güzel oluyor. Eğer ömrüm yeterse topluma kazandırmayı çok arzuluyorum. İnşallah bunu da günün birinde gerçekleştirirsem bundan sonraki nesiller de bundan yararlanırlar.